Aslında tam olarak nasıl bir yöntem tercih edileceğini bilmiyoruz ama elimizde şöyle bir gerçek var ki döviz talebini sınırlayıcı, döviz arzını ise arttırıcı bir politika izlenmesi gerekiyor. Yani yurt dışından yurt içine döviz girişi sağlanması ve aynı zamanda da yurt içindeki yerleşiklerin döviz talebinin sınırlanması gerekiyor bizim şu anda geldiğimiz rezerv seviyeleri biraz buna işaret ediyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Öncelikle ekonomik aktivitenin yavaşlatılması mesela bir döviz talebini sınırlayıcı bir unsur olabilir. Çünkü ithalat talebini sınırlar. Ayrıca yeni e, Türk Lirası likitte yaratımını sınırladığınız için bankalar üzerinden e, dövize yönelebilecek e, Türk Lirası miktarını da sınırlamış olursunuz. Nitekim geçen hafta Merkez Bankası'nın e, kredilerle ilgili attığı adımlar daha sonra geri çekmiş olsa da daha önce de belirttiğim gibi bu yönde atılmış adımlar diye biz görüyoruz. E, seçim sonrasında tekrardan bu yönde adımlar görme olasılığımız olabilir diye düşünüyoruz. E, bir diğer tabii ki konu... E, e, yurt içinde mevduat faizleri e, yükselmiş durumda ve Türk lirası yani faizi enflasyonla kıyasladığınız zaman herhalde ilk defa uzun zamandır bu kadar birbirine yaklaşan biraz daha böyle e, reel faiz verme noktasına yaklaşan bir e, ortamdayız. Ama tabii ki sadece Türk lirasında mevduat faizleri arttığı için yatırımcı Türk lirasını tercih edecek zemin oluşur mu? Burada tabii sadece faiz değil biraz daha genel olarak ekonomi politikalarının netleşmesi, ileriye yönelik beklentilerin biraz daha öngörülebilirliğin daha doğrusu biraz daha iyileşmesi gerekir ama şu anda mevduat faizlerindeki artış bunu yaratma yolunda hizmet edebilecek bir konu olarak görünüyor.